10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 113 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1131. Aşağıda verilen tabloda Servet Fünun romanının özellikleri numaralandırılarak verilmiştir. Okuduğunuz romandan bu özellikleri gösteren cümle örneklerini bularak tablonun yan tarafındaki uygun olan maddenin karşısına yazınız. Cevap: 1. Babası, her mevsimi İstanbul'un başka bir yerinde geçiren kiracılardan biriydi. 2. Doktor olacaktı. Babası, tanıdık bir devlet memurunun yardımıyla onu iç işlerine ya da maliyeye yerleştirmeyi düşünmüştü. 3. Yukarıya çıkarılırken, hayır, aşağıda kalacak, denilerek merdiven ayaklarına bırakılmış iskemleler, bohçalar, hamalların yanlışlığı sonucu en üst kata kadar çıkarılan, içinde kim bilir ne karışık şeylerle dolu çamaşır sepetleri, evde basılacak yer bırakmamıştı. 4. Bu boş yaşamı bir şey olmakla doldurmak için uyanan isteklerinden meydana gelen, uzun uğraşılı yıllar dizisini nasıl sıkıntı ve eziyetlere göğüs gererek sürüklemişti. 5. Karısına, işte her şeyden önce yapılacak bir iş, diyordu. Sonra çocuklarına, haydi dedi, siz de önüme düşün, bana yardım edersiniz. 2. Servet-i Fünun dönemi romanının özelliklerinden ve okuduğunuz romandan hareketle bu dönem romanının yazıldığı tarihsel dönemle olan ilişkisini açıklayınız. Servet-i Fünun romanında beden özellikleri ve karakter arasındaki ilişkileri tespit etmek mümkündür. Örneğin olumlu ya da olumsuz kişilik özelliklerine sahip olanların bedensel özellikleri, farklı romanlarda bile birbirine benzemektedir. Olumlu tipler, yüzlerindeki ve davranışlarındaki masumiyet ile ön plana çıkarken olumsuz tipler, ya şeytansı, ama cezbedici görüntüleri ya da tuhaf yüz hatları ve küçümsenen giyinişleriyle öne çıkmaktadır. Salim Çonoğlu, Servet Kifün'ün romanında beden yapısı, bedensel davranışlar ve kişilik ilişkileri üzerine bir çözümleme. Cevap: her eser yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumlarını yansıtır. Kısacası roman gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir. Dönemini yansıtır. Servet-i Fünun döneminde karamsar, melankolik bir hava vardır. Mekan olarak çoğunlukla İstanbul dışında bir hayata kapı açılmaz. 3. Sizce Servet-i Fünun dönemi roman yazarları eserlerinde neden beden ile karakter ilişkisini önemsemiş olabilirler? Cevap: olası cevap, yazarın, okuyucunun romandaki ayrıntıları kavraması için başvurduğu birçok yöntem vardır. Bunlardan biri de bir kahramanın, bütün kişiliğini yansıtan ipuçlarının karakterize edilmesidir. Roman karakterlerinin birbirleriyle olan iletişimlerinde sergiledikleri duruşlar, jest ve mimikler, kısacası vücut hareketleri, fiziksel görünüşü karakter ortaya çıkarmak için kullanılır. Yani yazar beden hareketlerinden ve kahramanın dış görünüşünden yola çıkarak karakteri belirginleştirir. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 113 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.